Yaren kültüründe açık olması gereken birinci ilke alın, kalp, kapı ve sofradır. Yaren kültürünün ikinci temel ilkesi ise kapalı olması gereken el, dil ve beldir. Yaren kültüründe toplumda kanunen yasak olmayan, ancak yapılması ahlak ve maneviyat açısından sakıncalı görülen yaşayış ve davranış şekilleri yasaklanmıştır. Kötü söz söylemek, kin tutmak, yalan söylemek, içki içmek, kumar oynamak, hile yapmak gibi. Günümüzde bu tarihi kültür mirasımıza esnaf dernekleri sahip çıkmakta ve Türkiye'nin değişik yörelerinde Türk'ün örf, adet, gelenek ve görenekleri değişik isimler altında yaşatılmaktadır. Yarenler sağlam karakterli, dürüst, namuslu, kötü alışkanlığı olmayan, inanç ve ahlaki değerleri en üst düzeyde bulunan kişilerden seçilir. Seçilmişlerden olan yaren, toplumda farklı bir konumdadır. Halk, yarenin denetleyicisidir. Yarenlik sadece belirli dönemlerde ocak yakmalarla sınırlı değildir. Bu yarenliğin sadece görsel ve eğlence boyutudur. Asıl yarenlik bir ömür boyu sürer. Yarenler sevgi, saygı ve edep gereği birbirlerine başağım veya yaren ağam diye hitap ederler. Selamünaleyküm yarenim. Selam, hoş geldiniz. Hayırlı bol arkadaşlar. Ramazan geldi yarenim. Şekerpare, üzüm. Vereyim, derhal. Yarenler alışverişlerinde de özellikle birbirlerinin iş yerlerini tercih ederler. Selamünaleyküm yarenler. Afiyet olsun. Sağ ol hocam. Yarenler baş ağaların bulunduğu yerlerde para teklif etmezler. Yarenlere bu davranış şekilleri toplumsal dayanışmanın gereği olarak öğretilmiştir. Ocaklarda almış oldukları terbiye kuralları